Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Çok iyisiniz. Ben de çok iyiyim. Sizlerle zaten her gün konuşuyorum. Sesli mesajlarınızı alıyorum. Sizlere cevap veriyorum. Sizler beni arıyorsunuz. Ne güzel videolar çekip atıyorsunuz. Harika çocuklarsınız. Gerçekten harikasınız. Sizi bir alkışlayayım. Evet, işimizi çok güzel yapıyoruz. Verdiğim ödevler güzel, videolar çekiliyor, şiirler okunuyor. İnşallah çok güzel şeyler 23 Nisan Bayramı'nda da ortaya çıkaracağız. Şimdi sizlere gerçek ve hayal durumlarıyla ilgili biraz bilgi vereceğim. Evet, çocuklar, şöyle bir hazırladığım notlarımdan, sizler için hazırladım, sizler için araştırma yaptım, harmanladım, bilgilerimi kağıda döktüm. Dedim ki çocuklarıma en güzel şekilde ben bunu nasıl anlatırım ve anlatmaya çalışacağım benim canım çocuklarım. Gerçek ve hayal ürünü durumlar. Çocuklar, gerçek dediğimiz zaman hayatta yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan olaylardır. Değil mi gerçek? Mesela bir şey oluyor. Diyorsunuz ki, aa öyle mi? Gerçekten mi? Bir de soruyorsunuz. O da evet evet gerçekten diyor. Ya da ya işte hayal kurmuştur diyoruz. Evet, şimdi size gerçek durumlardan örnekler sunacağım. Gerçeğe uygun olan, adı üstünde, hayatta yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan durumlardır. İşte ev almamız, okula başlamamız, yeni kıyafetler almamız, bunların hepsi hayatta gerçek olan olaylardır. İşte bir yerden bir yere gitmemiz, tatile gitmemiz, bunların hepsi nedir çocuklar? Gerçek olan olaylardır. Evet, örnek ağaçların yapraklarının sararıp dökülmesi. Çocuklar, ağaçlar yapraklarını sararıp dökmesi dediğim zaman ne anlıyorsunuz? Sonbaharı, değil mi? Evet. Bakın, orada sararıp demesinde biz sonbahar mevsimi çağrıştı bizde. Ağaçların yapraklarının sararması, dökülmesi bize neyi anlattı? Sonbaharın geldiğini. Ha, sonbahar geldiği zaman çocuklar, hangi mevsim biter, sonbahar gelir? Yaz biter. Yaz biter, ne gelir? Sonbahar gelir. Yani bu ne demektir biliyor musunuz? İşte tatilde dinlendiniz, gezdiniz, eğlendiniz, düğünlere gittiniz, tatillere gittiniz ve artık her şey bitiyor. Havalar soğumaya başladı. Herkes tatilden döndü ve okul açılıyor. Yaz tatili ne oldu? Bitti. Neye geldik? Sonbahara geldik. Burada ağaçların yapraklarını sararıp dökülmesi bize sonbahar mevsimini hatırlattı. Yaz mevsiminin bittiğini, yeni bir mevsime geçiş yaptığımızı haber verdi. Çocuklar, sonbahar mevsiminde neler oluyordu? Daha önce konuşmuştuk. Ağaçlar yapraklarını döküyorlardı. Havalar soğuyordu. Kış için annelerimiz hazırlıklar yapıyorlardı. Evet, yavaş yavaş ince kıyafetlerden, kısa kollu penyelerden, tişörtlerden uzun kolluya ya da hırkalara geçiş yapıyorduk. Yağmurluklara geçiş yapıyorduk, değil mi? Evet, sonbahar mevsiminin en büyük özelliği ağaçların kışa hazırlanması çocuklar. Yani yapraklarını dökmesi bize sonbahar mevsiminin geldiğini hatırlatıyor. Çocuklar, sonbahar mevsiminde bizim okul ne zaman açılıyordu? Eylül ayında açılıyordu, değil mi? Eylül ayında açılıyordu ve ne diyorduk? Eylül ayı okulların açıldığı aydır. İşte anne babalarımız kıyafetlerimizi alıyor, okul hazırlıklarımızı yapıyor ve ikinci hafta
biz okula başlıyoruz ve Gülcan öğretmenle karşılaşıyoruz. Birbirimize sarılıyoruz. Hepinizi ben kucaklıyorum. İşte çocuklar, cümlelerde, hayatta yaşanmış ya da yaşanacak olan cümleler gerçek cümlelerdir. Gerçek cümlelerdir. Evet, soruyorum mesela, ödevini yaptın mı? Evet öğretmenim, yaptım. Bakıyorum, gerçekten yapmış. Güzel. Veya işte bunun gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Örneğin köpek balıkları okyanuslarda yaşayan tehlikeli canlılardır. Evet, bazı çocuklarım çok güzel araştırmalar yapıyorlar, getiriyorlar, gösteriyorlar. Öğretmenim, bunu izledik, bunu yaptık diye. Evet, bu da yine bir gerçek cümledir. Dersi iyi dinlemediğim için ödevimi yapamadım. Evet, bunu bazılarımız yapıyoruz değil mi? Şimdi ben dersi anlatıyorum. Tekrar bir daha tekrar ediyorum. Size diyorum ki haydi çocuklar, kimler anladı? Parmaklar kalkıyor. Ama arada dinlemeyenler var. Onlar anladık diyorlar ama eve gittiklerinde verdiğim ödevlerde ne yapıyorlar? Maalesef iyi anlayamadıkları için yapamıyorlar. Ya da yanlış yapıyorlar. Onun için Gülcan öğretmeni iyi dinleyeceğiz. Ödevlerimizi güzel yapacağız. Burada da yine nedir? Bir gerçek durumla karşı karşıyayız. Dersi iyi dinlemediğim için ödevleri yapamadım. Kanadı kırılan Leyla'yı veterinere götürerek tedavi ettirdik. Ay, ne kadar güzel bir davranış değil mi çocuklar? Biz de mahallemizde, çevremizde yaralı hayvanları gördüğümüzde ya da hayvanlara çok iyi davranalım. Kesinlikle onlara işkence yapmayalım. Burada da örnek bir davranıştan bahsetmiş. Kanadı kırılan Leyla'yı veterinere götürerek tedavi ettirmişler. Çok güzel. Yine gerçek durumlar. Çocuklar sınıfa girince pencereleri açtı. Ben size ne diyorum? Teneffüse çıkarken nöbetçi öğrenciler pencereleri açsın, sınıfımız havalansın diyorum. Bu yine nedir? Bir gerçek durumdur. Gerçek durumla karşılaşıyoruz. Neden? Sınıfımızın havalanması bizim sağlığımız için çok önemlidir. Evet, çocuklar, şimdi yine devam edeceğiz. Aylin sınıfın en çalışkan öğrencisidir. Çocuklar, herkes çalışırsa herkes çok başarılı olur ama bazı çocuklar sorumluluğunu bilir. Günü gününe ödevlerini yapar, öğretmeni çok iyi dinlerse herkes birer çalışkan çocuktur. Ama burada Aylin'in sınıftan biraz daha fazla çalıştığının göstergesi, Aylin sınıfın en çalışkan öğrencisidir. Yine gerçek durumdur. Futbolcunun attığı top bir taraftarın başına geldi. Bunu da erkek öğrencilerim için yazdım. Çünkü onlar topu çok seviyorlar. Teneffüse çıktıklarında hemen topa koşuyorlar. Teneffüslerde top oynuyorsunuz. Yine oynayacaksınız, yine koşacaksınız değil mi? Annem karpuzu kesip tabaklara koydu. Yine burada yazın ne olur? Kavun, karpuz boldur. Yine annemizin burada yaptığı işte karpuz meyve getiriyor. Dilimleyip tabaklara koyup getiriyor. Yine bu da gerçek durumdur. Yeni aldığımız vazoyu kardeşim kırdı. Evet, zaten ne olsa kardeşlerimize atmayacağız. Burada yeni aldığımız vazoyu kardeşim kırdı. Yine kırılan bir olay. Gerçek bir durum var. Şimdi geldik sınıfımızı söyleyeceğim. Sınıfımızda 12 kız, 10 erkek öğrenci vardır. Kaç tane? 12 tane kız, 10 tane de erkek öğrencimiz vardır. Bu sınıf mevcudumuzdur. Evet. Yol kenarındaki ağaçlar fırtınadan kırılmış. Yine bu da gerçeği anlatan gerçek durumdur. Akşama kadar bilgisayarda oyun oynuyor.
bu bir yanlış davranış değil mi çocuklar? Özellikle cümlelerimi hazırlarken bunlara dikkat etmeniz için önemli olarak aldım, not aldım. Lütfen daha dikkatli olalım. Akşama kadar bilgisayarda oyun oynuyor. Ya ne kadar kötü bir şey. Tabii ki bilgisayarı amacına uygun kullanacağız. Bir bilgisayarı araştırma mahiyetinde kullanabiliriz. Ama oyun olarak sürekli oynarsak bir süre sonra gerçek oyuncaklarımızla da oynamayı bırakırız. Elma soyarken elimi kestim. Dikkatsiz. Biraz daha dikkatli olmak lazım değil mi? Evet. Elma soyarken elimi kestim derken biraz daha dikkatli olmamı söylüyor, belirtiyor. Yine burada ne? Gerçek durum. Yarın hastaneye gidip dişimi çektireceğim. Dişler fırçalanacak. Değil mi? Her yemekten sonra dişler fırçalanacak. O zaman dişini çektirmeye de gerek kalmaz. Adamlar koltuğu yere düşürdüler. Of. Taşınıyorsunuz. Taşınırken sırtladılar, tam götürürken koltuk yere düştü. Yine bu da bir gerçek durum. Eşyalarımı dolaptaki boş raflara yerleştirdim. Evet. Ne yapıyoruz çocuklar? Eşyalarımızı, işte kendi odamızdaki eşyalarımızı zaman zaman bir indiririz, temizleriz, düzenleriz. Bunu da yapmak zorundayız. Sakın annelerimize bunu yaptırmayalım. Artık büyüdük, kocaman olduk. Kendi işimizi kendimiz yapabilecek duruma geldik. Arkadaşım oyunda hile yapınca çok öfkelendim. Hile kötü bir şey değil mi çocuklar? Sakın, sakın ha. Arkadaşım oyunda hile yapınca tabii ki öfkelenir. Hile güzel bir şey değil. Dürüst olacağız. Dürüst oynayacağız. Hile yapmayacağız. Bahçemizde kırmızı güller açtı. Oh be, ne kadar güzel. Düşünün, bahçeye çıkıyorsunuz, her taraf mis gibi kokuyor. Kırmızı güller açmış ve kokluyorsunuz. Çiçek dalında güzeldir ama diyorsunuz ki Gülcan öğretmenim şuradan bir tane kırmızı gül götüreyim diyorsunuz. Evet, ben de teşekkür ediyorum. Evet çocuklar, şimdi geldik hayal ürünü durumlara. Zaman zaman hepimiz hayal kurarız. Zaman zaman olmasını istediğimiz şeyleri düşünürüz. Bu insanların hepsinde var, hepimizde var. Ben de bazen hayal kurarım. Keşke şu şöyle olsa derim. Umarım sizler de şimdi beni iyi dinleyip öğreneceksiniz. Gerçeğe uygun olmayan, gerçek hayatta yaşanması mümkün olmayan, hayal gücümüzü kullandığımız durumlardır çocuklar. Birkaç örnek hazırladım. Uçurtmam öyle yükseldi ki kuyruğu güneşe değdi. Ama hayal kurmuş. Hiç uçurtmanın kuyruğu güneşe kadar gider mi? Değil mi çocuklar? Yaşlı ağaç gölgesinde oturan çocukları şefkatle kucakladı. Evet, yine burada hayal durumu var. Yağmur küçük bulutla yolculuk yapacağı için çok mutluydu. Bulutlar üzerinde süzülüyordu. Evet. Kanatlanmış çocuklar göklerde süzülüyorlardı. Çocuklar kanatlanmış göklerde, böyle bir şey olur mu? Ancak hayalde olur değil mi çocuklar? Geldik abartılı ifadelere. Bunu zaman zaman sizler kendi aranızda konuşurken duyuyorum. Abartma, çok abarttın, bu öyle değildir gibi sözler duyuyorum. Şimdi abartılı ifadeler neler? Onları anlatayım. Anlatımı etkileyici kılmak, bir olayı, bir nesneyi olduğundan farklı göstermek istenebilir. İşte gerçek hayatta mümkün olmayan,
kesinlikle olması mümkün olmayan ifadelerle anlatmaya abartılı ifadeler diyoruz. Neler? Şimdi size birkaç tane örnek hazırladım. Onları sunayım çocuklar. Bugün dünyalar kadar işim var. Dünya kadar iş olur mu? Çocuklar, dünyayı size gösterdim. Kocaman, uçsuz bucaksız göller var, denizler var, kara parçaları var, akarsular var. O kadar iş olur mu? Yani burada çok fazla işinin olduğunu, bundan bahsetmek istemiş. Dünyaları yedi, yine de doymadı. Bu da çok oburmuş. Ne kadar çok yemiş, dünyaları yedi. Dünya yenir mi çocuklar? Yani burada yemenin fazlalığını anlatmaya çalışmış. Değil mi? Abartmış. Bir üflesem karşıki dağlar yıkılır. Yine burada da üflediğimiz zaman biz ancak ne yaparız? Mumu söndürebiliriz. Değil mi? Karşıki dağları nasıl yıkarız? Yıkamayız. Yine abartı kullanmış. O kadar güçlü ki evi dahi kaldırabilir. Of. Ne kadar abartmış. Burada kişinin gücünden, yani ağırlıkları kaldırabileceğinden anlatmaya çalışmış. Gökten yumruktan büyük dolu yağdı. Bu kadar büyük dolu yağar mı çocuklar? Mümkün mü? Hayır. Evet, onu görünce korkudan kalbim yerinden çıktı. Kalp yerinden çıkar mı? Çıkmaz. Demek ki çok korkmuş. Bunu bazen siz birbirinize de yapıyorsunuz. Korkutuyorsunuz. Sakın böyle şeyler yapmayalım benim canım çocuklarım. Evet, şimdi birbirine başlıyorlar konuşmaya. Benim dünyalar kadar oyuncağım var. Abarttı. Dünya kadar oyuncak olur mu çocuklar? Oyuncakçıda bile o kadar yok, değil mi? Burada neyi söylemek istiyor? Çok oyuncağının olduğunu söylemek istiyor. Umarım hepsini çok güzel anlamışsınızdır. Döne döne videoları izleyip yeni baştan konuyu anlayabilirsiniz. Benim canım, tatlım, bir tane çocuklarım, sizleri çok ama çok seviyorum. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.